Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Reader P10C'yi inceliyoruz. Zaten geçtiğimiz günlerde Reader P10'u inceleyip kallavi bir sağlamlık testi yapmıştık. Onu hemen yan tarafında duran bağlantıdan izleyebilirsiniz. Şimdi sıra kardeşine geldi. Reader P10C'de elimizden kaçamayacak diyerek hızlıca kutu içeriğine geçmek istiyorum arkadaşlar. Kutu içeriğinden bir adet kulaklık çıkmıyor. Ancak bir tane ekran koruyucu film koymuşlar. Bir de telefonu korumak için bir kılıf koymuşlar. Bence güzel bir şey bu. Bunun yanında tabii ki de şarj aleti, adaptör, işte kitapçıklar falan peşmekan, onlar zaten çıkıyor. Şimdi telefonun tasarımına hızlıca geçelim. Üst tarafta bir adet kulaklık girişi bulunuyor. 3.5 mm'lik bir jack. Alt tarafına baktığımız zaman USB 2.0 bir şarj kablosu veya veri aktarımını sağlayan bir yer var arkadaşlar. Bunun hemen yanında mikrofonu bulunuyor. Arka tarafına baktığımız zaman 8 megapiksellik bir kamera, onun hemen altında flash, Reader logosu ve en altta da hoparlörü görüyoruz. Bu mono bir hoparlör. Sağ tarafına baktığımız zaman güç düğmesi ve ses açma kısmı tuşunu görüyoruz. Sol taraf tamamen temiz bırakılmış, herhangi bir şey yok. Ön tarafına baktığımız zaman da bir adet ön kamera 5 megapiksellik. Bunun yanında hemen karşı tarafın sesini duyabildiğimiz bir adet Aize, 5 inçlik 720p bir ekran, en alt tarafta da kapasitif tuşlarımızı görüyoruz. Bunun yanında telefonun önemli özelliklerinden birisi, ki eminim içinizde de kullanan vardır, genelde şirket hattı kullanan insanlar çok fazla bu özelliği takıyorlar. Arka kapağı açtığımız zaman çift SIM kart girişini görüyoruz. Ayrıca bir micro SD kart girişi görüyoruz. Reader P10 için böyle değildi. Eğer micro SD kart kullanmak istiyorsak hatırlarsınız, SIM kart girişlerimizden bir tanesinden feragat etmemiz lazımdı. Pilinden de bahsedeyim arkadaşlar. 2400 mAh'lik bir pili var ve bu pil çıkabiliyor. Yani siz yanınıza yedek pil alarak telefonunuzun ömrünü daha da uzatabiliyorsunuz. Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Micro SD kart girişimiz 32 GB'a kadar destekliyor. Yani 16 GB artı 32 GB'lık bir hafızanız olmuş oluyor. Telefonun sevdiğim bir özelliği var arkadaşlar. Şu menü alt taraftan çıkıyor. İşte Wi-Fi'yi aç kapa vesaire, ekranı döndürme gibi. Oraya bir tane özellik eklemişler, sahte arama diye. Sevmediğiniz bir arkadaşınız yanınıza geldiği zaman siz ondan kurtulmak istiyorsanız çaktırmadan bu tuşa basıyorsunuz ve 14 saniye 15 saniye sonra size bir çağrı geliyor. Tabii bu çağrı sahte. Evet, abi 2 dakika temizlik işi var. Abi ya, video çekiyorum, rahat bırakın. Abi 5 lira var, 5 lira. Abi telefon çalıyor, bir saniye. Kim bu? Bilinmeyen numara arıyor. Abi. Alo. Geliyorum ben bekliyorum. Abi hadi. Telefonun 152 gramlık bir ağırlığı var arkadaşlar. Bunun yanında 8 mm'lik bir kalınlığa sahip. Ayrıca 4.5G desteklediğini söyleyerek hızlıca teknik detaylarına geçelim. Telefon MediaTek'in 4 çekirdekli MT6735 işlemcisini kullanıyor. Bunun yanında grafik işlem birimi olarak da Mali T720 bulunuyor telefonun içinde. Ayrıca 1 GB'lik bir RAM'i ve 16 GB'lik de dahili depolaması var. Şimdi biraz da kamerasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 8 megapiksellik bir ana kamerası var dedik. Ayrıca 5 megapiksellik de bir ön kamerası var. Ön kamera performansı gerçekten güzel. Zaten arka tarafta dönen fotoğraflardan ve videolardan kalitesini biraz anlayabilirsiniz. Telefon 1000 liranın altında olduğu için, hatta bayağı altında olduğu için, bu 8 megapiksellik ve 5 megapiksellik kameradan kimse mükemmel bir performans bekleyemez tabii ki de. Ancak siz günlük hatıralarınız, aha bir olay gördüm hemen çekeyim, işte komikmiş, arkadaşlarımla paylaşayım vesaire gibi şeylerde gayet kurtarır. Sonuçta hesap makinesiyle çekmiyorsunuz, yine de fena sayılmayacak bir adet kamerası var. Hatta gündüz ışığında oldukça tatminkar sonuçlar alabiliyorsunuz. Sosyal medyada paylaşmak için gayet yeterli fotoğraflar çektiğini söylemeliyim. Bunun yanında arka kamerası 1080p, ön kamerası da 720p video çekebiliyor. Bu arada biraz araya girmiş gibi olacağım. Telefonun siyah ve beyaz renk seçeneği var arkadaşlar. Unutmadan, pile geçmeden bunu da söylemek istedim sizlere. 2400 mAh'lik bir pili var telefonun. Bu günlük kullanım için gayet yeterli. Hani akşama illa şarja takmanız lazım eve gittiğiniz zaman. Ama hani artık günümüzde akıllı telefonlar böyle über bir pilleri yoksa, işte 6000 mAh, 5000 mAh gibi piller yoksa, zaten akşam hepimiz telefonlarımızı mecburen şarja takıyoruz. Zaten kendi arayüzü çok fazla kasan bir arayüz değil. Reader temiz bir arayüz kullanmış. Deli gibi böyle telefonun kendi uygulamaları gelmiyor, ki benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Ve işlemci de az enerji harcadığı için telefon gayet verimli çalışıyor. Pili de deli gibi emmiyor arkadaşlar. Akşam eve gittiğinizde sadece yatarken şarja koymanız lazım. Bu da hepimizin alıştığı bir durum. Şimdi son sözlerimize geçelim hızlıca. Telefon 1000 liranın altında bir telefon demiştim. Şimdi tam fiyatını söyleyeyim. Piyasada 670, işte 750 lira arasında değişen rakamlar var. Farklı sitelerde bulabiliyorsunuz. Siz zaten en uygununu çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. P10C günlük ihtiyaçlarınızı çok rahat karşılayabileceğiniz bir telefon. Ha, oyun oynayamıyor musunuz? Tabii ki de oynayabilirsiniz bu telefonla. Ama daha çok işte sosyal medyada takılırım ben. Maillerimi okurum, arkadaşlarımla WhatsApp'tan yazışırım falan filan gibi düşünceniz varsa ve telefona über paralar dökmek istemiyorsanız Reader P10C'yi tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Ayrıca çift SIM kartta cabası diyerek aksiyonlu finalimize geçebiliriz. Telefonu bir leğenin içine koyacağız arkadaşlar. Daha sonra bunu donduracağız ve yüksek bir yerden atacağız. P10 bayağı bir şeylere dayanmıştı. Bakalım küçük kardeşi de dayanabilecek mi? Evet arkadaşlar, şimdi mutfağımıza geldik. Ne yapacağız burada Efe?
Abi yine suyun içine koyduk, sonra ne yapacağız? Donduracağız. Ama bu sefer daha büyük bir kabımız var arkadaşlar. Neden bu kabın içine koyuyoruz? Çünkü daha sonra yüksek bir yerden atacağız. Bakalım telefon bunca çileye katlanabilecek mi? Abi ne çekti telefonlar bizden ya? Yani? Dolduruyor musun? Ne testi? Buza dayanma testi. Peki. Şimdi arkadaşlar telefonu bırakıyorum içine. Bu su muhtemelen bir gün içinde donacak bizim dolapta. Daha sonra da eller havaya. Aynen patlat. Bırakıyorum. Patlat gelsin. Bıraktım. Şimdi şu şekilde telefonumuz açık, buzluğa atıyoruz. Haydi bakalım. Sana hayırlı donmalar diliyorum sevgili telefon. Şöyle yandan da buzla destekleyelim. Şöyle açık soğuk falan varsa. Telefon donduktan sonra görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Net Direct'in çatısına geldik ve şöyle görebileceğiniz üzere telefonumuzu dondurduk. Toplam 24 saat sürdü donması. Hızlıca ben atmak istiyorum şimdi. Haydi bakalım. Atıyorum beyler. Hazır mıyız? Geliyor. Millet şimdi hızlıca bir aşağı inelim, telefon neler oldu bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı indik bakalım telefon ne halde. Yine bir web tekno usulüyle. Oo, yalnız güzel düştü değil mi? Aynen, çok güzel düştü. Temiz attım kardeşim. Açılacak mı acaba? Telefon şimdi açılsın, bir de beni açın. Evet tabii ki, zaten power tuşu donmuş abi, basamıyoruz şu an. Öyle bir sorunumuz var. Evet, telefon fişi çekmiş. Evet, gel o zaman bir kapanış alalım abi. Aynen. Evet arkadaşlar, böylece bir videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bizlere bu imkanı sağladığı için NetDirect ekibine şimdiden çok teşekkür ederiz. Zaten birazdan yukarıda konuşacağız. Var mı söylemek istediğim bir şey? Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonlarına basmayı unutmayın. Ha, bir de böyle efsane finaller istiyorsanız mutlaka yorum olarak alt tarafa atın arkadaşlar. Fantastik fikirlerinizi bekliyoruz yani. Aynen öyle. Dediğimiz gibi sizin de bu aksiyon filminde bir tuzunuz olsun. Arkada da arkadaşımızın badem da bırakmadı. Badem. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Millet yan tarafına duran bağlantıyı tıklayarak iPhone SE sağlamlık testimizi izleyebilirsiniz. Onda da efsane aksiyon filmi.